daha döndüreyim. Yani bir tane geldi, Semedo yetmiyor mu? Biraz daha. Ama öyle haberler çıktı. Bir transfer takviyesi daha gelecek önümüzde. Yok. Forvet hattına Semedo. İnşallah yani bir aksilik çıkmadığı takdirde, kendisi zaten Trabzon'da biliyorsunuz. Aslında ben de Trabzon'da olacaktım bugün sözleşmeyi imzalamak için. Ama başkan yardımcımıza, Trabzon'daki başkan yardımcımıza devrettim. Buraya geldim. Bir sıkıntı olmadığı takdirdeki hemen hemen bütün şartlarda zaten anlaştık kendisiyle. Forvet hattına Semedo'nun transferi. Stoper transferi doğrudur. Dün akşam söylemiştim yani 36 saat içerisinde sonuçlanacağını. Yani önümüzde bir 24 saatlik bir süreç var. 24 saat içerisinde stoper transferi de inşallah bizim taleplerimiz doğrultusunda neticelenecek. Arkadaşlar, Türkiye'ye gelmeyen, uçağa binmeyen hiçbir oyuncuyla alakalı olarak, çünkü onun bedelini biz para olarak ödüyoruz, ağır ödüyoruz yani. İsim zikretmek doğru olmaz. Uçağa binip Türkiye'ye ayak bastığı zaman hep birlikte göreceğiz kimin geldiğini. Savitchenko mu, diğeri mi, veya Sisse mi, Hugo mu, Ahmet mi, Mehmet mi? Geldiği zaman göreceğiz inşallah. Onun haricinde bir transfer daha olabilir mi? Olabilir. Ama yani ne kadar transfer yaparsanız yapın, kadronuzu ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin, orta sahaya alacağınız adam, orta sahaya Brezilya'dan transfer ettiğiniz adam 4 maçta 2 defa kırmızı kart görüyorsa ve bunları yaşıyorsak, bu gerçekten fazla bir anlam ifade etmiyor. Ama dediğim gibi her zaman da onu söylerim, Trabzonspor'un özelliği budur. Haksızlıklara karşı verilen mücadelenin sembolü olmuş bir takımdır. Bu noktada da aynı şekilde mücadeleye devam edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi her zaman söylenen bir söz vardır. Kurt puslu havayı sever diye. Puslu hava kurtların havasıdır. Ama özellikle bu havayı puslandırdıktan sonra buradan kendine nimet arayan çakallar gerçekten boşuna heveslenmesinler. Trabzonspor Kulübü yönetimi genel kurulda genel kurul üyelerinin oylarıyla 3 yıllığına göreve gelmiştir. Genel kurul üyelerinin takdirleri, tercihleri ve oyları da doğrultusunda da ya görevlerine devam ederler ya da görevlerine ve tabii kendi isteklerine de bağlı olaraktan görevlerini genel kurulda bırakırlar. Dışarıdaki yaşamış olduğumuz sıkıntılara içeriden prim vermek çabasında olan insanlar, takımın almış olduğu başarısız sonuçlar üzerinden yönetime ve takıma ve hatta daha ileriye giderek oyunculara karşı farklı tutum içerisinde olanlar şunu çok açık net olarak bilsinler ki her şeyin farkındayız. Ve en az onlar kadar zekiyiz. Onun için kimlerle işbirliği yaptıklarının bir kere daha sağlıklı olarak düşünüp analizini yapsınlar. Çünkü bu camia, Trabzonspor camiası çok büyük camiadır. Ne kendisine yapılan fedakarlığı unutur, ne de kendisine yapılan ihaneti unutur. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Açık olsun, söyle onu, size teşekkür ederim. Ayrıldıktan sonra üzerinde büyük emeği olduğunuzdan bahsetmişti. Ayrıldıktan sonra konuştunuz mu söyle? Konuştuk, hatta dün tekrar konuştum yani, bu dün değil, affedersiniz. Önceki gün kura çekiminden sonra Başakşehir çıkınca sen İstanbul'u seversin dedim. O da çekilen kuradan memnun. İstanbul'a gelmem için bir fırsat daha doğdu dedi. Konuşuyoruz, sürekli konuşuyoruz kendisiyle. En büyük temennim çok daha ilerlere gitmesi, çok daha yükseklere tırmanması. O yeteneği, o kapasitesi ve o profesyonellik düşüncesine sahip olan bir oyuncu. Netice itibariyle Alexander Sørloth Championship'e gitmek üzereyken bizim kiraladığımız, geliştirdiğimiz ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden, son yıllarda çok güzel çıkış yaptı Leipzig, en büyük kulüplerinden birisine kiralık olduğu dönemde gönderdiğimiz bir oyuncu.
Bugün Leipzig kulübünün başkanından tutun da Tottenham kulübünün başkanı, Olympique Lyon gerçi bizi çok iyi bilir, çok iyi tanır da Trabzonspor'u. Crystal Palace başkanına kadar son 1,5 ay içerisinde defalarca kulübümüzü defalarca hem beni hem yönetici arkadaşlarımızı aramaları ve yapmış olduğumuz yani Alexander Sørloth'un yapmış olduğu bu gelişimin çok ciddi bir şekilde Avrupa'nın büyük ligleri ve büyük takımları tarafından takip edilmiş olması Trabzonspor'un marka değerine değer katmıştır. Ama bunu bile farklı şekilde yorumlayıp farklı şekilde eleştiri konusu yapmak isteyen insanlar var. Arkadaşlar, prematüre düşünceler hiçbir zaman için kendisine temel bulmaz. Ne spor alemi, ne futbol aleminde, ne spor aleminde, ne de iş aleminde. Prematüre düşünceler bir gün gerçekler karşısında yok olup gitmeye mahkumdur. Trabzonspor Kulübü doğru yoldadır. Trabzonspor Kulübü ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. Bunu defalarca söyledik. 185 milyon euroluk devasa bir borcu ki yıllık geliri biz geldiğimiz zaman kur farkı ve faiz giderinin tamamını bile karşılamanın gerisinde kalan bir kulüp bugün borcunu 90-95 milyon euro seviyelerine indirmiştir. Takım 2 senedir zirve mücadelesi veriyor. Vermeye de devam edecektir. 10 sene üzerine Türkiye Kupası'nı almıştır. Ve Trabzonspor zirvedeki yerini almıştır. Dediğim gibi prematüre düşüncelerle Trabzonspor'un bugünkü durumunu tartışma konusu haline getiren insanlar kendi sığlıkları içerisinde, derinlikleri demiyorum, sığlıklar içerisinde boğulmaya da mahkumdurlar. Teşekkür ederim. Teşekkürler.